Değerli izleyiciler, anlatımlarıma Gebze Ceza Önden Bandırma'ya geçiş sürecimle devam etmek istiyorum. Daha önceki videoda anlattığım gibi Gebze Ceza Önde bir isyan olayı, cezaevinin yakılması ve birçok olaydan dolayı aşağı yukarı bundan bir veya 12 ay değildir, bir ay falan sonrasında o sıra diş tedavisine gidiyordum. Gardiyan sabahları geliyor, çağırıyor, kalkıyorum. İşte arabanın geldiği saat belli, tedaviye gidiyorum. Yine bir sabah gardiyan geldi, tedaviye gideceğimi söyleyerek idareye çağırdılar. İdareye çıktığımda tabii manzara farklıydı. Cezaevinde yaşayanlar bilirler. Bu tarz sevke gönderdikleri zamanlarda mahkeme haber etmezler. Yani sizin haberiniz olmaz sevk edileceğinizden. Eğer ki problemli bir konudan dolayı gidiyorsanız. Baktım cezaevi idare bölümünde kapı altı dediğimiz yerde askerler, komutanlar. Tabi o zaman Özgür Asubay yok. Yeni bir karakol gelmiş. O da tabi bizim oradaki rahatlığımızı biliyor, muhtemelen öğrenmiş. Tabi gider ayakta olduğumuz için bir konuşma yapma ihtiyacı hissetti. İşte burada bazı şeyler olmuş, bazı şeyler yapmışsınız. Ama bundan sonra buranın düzeni değişti, gidiyorsun. Ben de dedim eyvallah. Burası benim babamın malı değil. Burası devletin cezaevi. Gideriz. Askerlere yolda zorluk çıkartma. Dedim neden zorluk çıkartayım? Herkes görevini yapıyor. Neticesinde içeriden eşyalarımı istettim. Eşyalarım geldi. Bizi bindirdiler sevk aracına, Bandırma'ya doğru yola çıktık. Tabii birçok mahkum vardı ama araç ilk önce Bandırma'ya gitti, beni bıraktılar. Bizi gittiğimizde o zaman oranın Bandırma Cezaevinin karakol komutanı vardı, Cihan Yıldız. O karşıladı. O karşıladı derken yani bir rütbenin teslim alması gerekiyor gelen mahkumu. Bizim de teslimimizi o aldı. Tabii daha sonra o da Sedat Peker suç örgütüne katıldı. Sonraki dönemde. O zaman ama bir irtibatı yoktu bildiğim kadarıyla. Yani normal bir mahkum muamelesi gördük. Girdik cezaevine. Bandırma cezaevine. Tabii idare bölümünde yine cezaevinde yaşayanlar bilirler. Bu tip olaylarda sizinle ilgili bir üst yazı yazarlar. Sevk olma sebebiniz işte problemli mahkum gibi. Gardiyanlar beni arama mahalline aldılar, ziyaret mahalline. Dediler üzerini çıkar. Ben de üzerimde takım elbise var. Sadece ceket çıkarttım, elimi aldım, bekliyorum. Gardiyanın birisi geldi dedi, üstüne dedi, don kalana kadar hepsini çıkart. Dedim niye? Hayırdır, bugün hamam günü mü? Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun? Tabi orada bir arbede oldu. O sıra baş gardiyan geldi. Müdür geldi. O zaman oranın ceza müdürü de Zeki Bayrak diye Karadenizli müdürdü. Tam memleketini hatırlamıyorum. Ne oluyor burada? Dediler müdürüm hem sürgün gelmiş hem de problem çıkartıyor. Dedi atın bunu hücreye. Hücre cezası 7 gün. Tabii geldiğim Gebze Cezaevindeki olaylardan dolayı da disiplin cezası vermişler. Ama benim haberim yok o dosyadan. Beni attılar hücreye 7 gün. Tabii ben orada 7 gün hücrede kalınca biraz da tek başıma kaldım. Kalmak istedim. 7 gün bitiminde beni koğuşlara almak istediler. Tabi ben de cezaevinin durumunu bilmiyorum. Orası sağ siyaz cezaeviydi Bandırma. O zaman işte İslami örgütler, İBDC gibi ve yani bileyim buna benzer sağ siyasi örgütler mahkumları vardı. Ben de tam olarak cezaevinin konumunu, durumunu bilmediğim için biraz kalmak istedim. Şimdi cezaevlerinde eğer ki disiplin cezanız yoksa veya buna benzer bir cezanız yoksa hücrede kalma süreniz bellidir. İdari cezanın dışında kalma şansınız yok. Veya kendi isteğinize kalıyorum diye sizden imza alıyorlar. O dönem öyleydi. Şimdi bilmiyorum değişti veya değişmedi. Tabii ben orada kendi isteğimle şu kadar belki bir ay, belki 45 gün kaldım. Bu defa bunlar rica etmeye başladılar. Yani çıkarttık buradan normal. Ama orada dediğim gibi kütüphaneden günlük bir düzen kurdum kendime. Günlük kitaplarım geliyordu.
Tabii o dönem cezaevlerinde haber çabuk yayılır. Başka koğuşlardan insanlar duymuşlar oraya geldiğimi ve yani bilim dışarıdan haber gelmiş. Bana diyorlar. Ben onlara çay gönderiyorum. Tanımıyoruz birbirimizi. İşte diyorlar falan koğuştan falan kişi gönderdi. Çaycı geliyor, çay getiriyor falan demlikle. Tabii kaldığım yeri de tarif edeyim size. Bir yatak var. Yani bir yatağın boyu ne kadardır? İşte 1,80-1,90. Onun genişliği yer var. Yani yan yana iki tane tekli yatak konacak gibi bir alan düşünün. Bir tane yatak burada var. Burada bir boşluk var. Bu tarafta yarım bir duvar var. Arkasında tuvalet var. Pencere, ışık, hiçbir şey yok. Tepede yanan bir lamba var 24 saat. Onu da bazen uyurken günlük gazetelerimi de getirtiyordum. İşte gazete biraz hafif karanlık oluyor. Uykuya geçeceğim zaman öyle hafif kapatıyorum. Yani enteresan bir yer. Yani Allah kimseyi düşürmesin. Tuvaletten fare çıkmasın veya buna benzer bir şey diye bu 2 litrelik pet su şişelerine veya kola şişelerine su doldurup kapatıyorum. Hani fare veya bir şey çıkmasın kanalizasyondan diye. Tabi o sırada yan hücrelerde kalan mahkumlar da vardı ama onlar orada sürekli kalıyormuş. Dediğim gibi İbdaciye örgütünden kalan mahkumlar vardı. Yüz yüze birbirimizi görmedik ama sesleniyorduk işte birbirimize. Merhaba, nasılsın, günaydın gibi. Tabi o dönem orada çok değişik şeylere de şahit olduk. Nasıl mesela? Orada ben hücrede kalırken cezaevi idaresi, askeriye artık kim yapıyorsa. Ama idare o şey çok cesaret edemez. Muhtemelen askerinin işiydi. Akşamları bazı bu sağ siyasi mahkumlar koridorda falakaya yatırıyorlardı. Bunların ben sesini duyuyordum, görmüyordum ama daha sonra söylüyorlardı işte böyle 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 oldu. Bizi aldılar. Cezaevinde bile bir takım sorgulamaya tabi tutuluyorlar. Bu anlattığım 1995 yılı. 5 yıl önce. Tabii bu dönemde bir gün müdür çağırıyor dediler idareye. Tabii ben o dönemde hiç görmedim müdür kaldığım dönemde. İdareye çıktım. Buyurun müdür bey. Tabii ilk geldiğimden beri ya. Dediğim gibi bir ay veya 45 gün bir zaman geçti. Buyurun müdür bey. Beni dedi otur. Dedi sen kimsin? Dedim kimsin? Mahkumum. Ey dedi. Birkaç yerden dedi telefon geldi. Şimdi dedi bir telefon gelecek. Bekle. Oturdum. Bizim Kel Atilla aradı. Atilla Yıldırım. Ahmet merhaba nasılsın? İyi sağ ol sen nasılsın? İyi ya dedi sen dedi hücrede kalıyor musun? Ha dedim müdür bey bana ceza verdi. Ben de bana kimsenin ceza veremeyeceğini söyledim. Kendi isteğimle kalıyorum. Ya birazdan dedi Sedat arayacak dedi. Bir 5 dakika bekle. Sedat aradı. Sedat Peker. Ahmet merhaba nasılsın? İyi sağ ol sen nasılsın? Ya dedi orada dedi, hücrede kalıyor musun? Dedim evet. Ya dedi insanlar şey demişler işte Ahmet korktuğu için hücrede kalıyor. Yo dedim ona da aynısını söyledim. Müdür bey cezaevine girişte bana ceza bir de disiplin cezam varmış onu çektim. Onun dışında da biraz da orada daha rahat ettim. Günlük kütüphaneden kitaplarım geliyor, gazetelerim geliyor, onları okuyorum, vakit geçiriyorum. Yani bir özel oda gibi. Ya olsun o zaman dedi sen nasıl istiyorsan ister kal ister kendine. Burada işte falan kişiler varmış bizim arkadaşlar. Bir görüş onlarla istersen. Tabii onlarla irtibat kurdum. Dedim müdüre tamam oraya geçeyim. Daha sonrasında koğuş numarasını hatırlamıyorum. Orada Bandırma'dan ortak tanıdığımız olan arkadaşların bulunduğu koğuşa geçtim. Orada kalmaya başladım. Daha sonradan öğrendiğim kadarıyla zaten bu ceza müdürü Zeki Bayrak galiba ya Samsun'da ya Bafra'da ceza müdürlüğü yaptığı dönemde bir problem yaşıyor içerideki mahkumlarla. Bir kahvede otururken oynarken öldürülüyor galiba. Allah rahmet eylesin. Bana kötülükleri dokundu cezaevinde ama ölmüş gitmiş. Allah rahmet eylesin. Tabii o dönemde Bandırma'da kimseyi tanımıyorum. Tanıdıklarım yok aslında tanımıyorum derken bizim eskilerden, daha doğrusu İstanbul'dayken ben kalırken Sedat'ın yanına takılan Mehmet Ali Çiçek vardı. O Bandırmalıdır. Manyasıdır ama Bandırma'da daha çok bulunmuş. Bandırmalıdır. Mehmet Ali Çiçek'i tanıyorum. Tabii onların da yönlendirmesiyle Bandırma'da İhsan Kuruoğlu var. İlk Haber gazetesinin sahibi.
Sağ olsun o, kendisi, yanındaki arkadaşlar beni sürekli ziyarete geldiler, gittiler. Orada bir çevre oluşmaya başladı tabii. Bu dönemde Sedat orada, şimdi Bandırma bölgesi hareketli bölge, liman var. Çok fazla fabrikalar var. Orada bir, nasıl diyeyim, hakimiyet kurmak veya oradan nemalanmak için orada bir oluşuma gitti. Kimlerle gitti? Oraya işte ilk önce Mehmet Ali Çiçek zaten orada. Gerçi Mehmet Ali Çiçek İstanbul'dayken de geliyordu, beraber kalıyordu. Hep beraber kalıyorduk. Bizde de vakit geçiriyordu. Ondan sonra orada Kenan Can vardı. Kenan Can o dönemde oradaki ülke ocağının başkanlığını falan yapan bir tip. Bunlar tabii o dönemde orada 10 kişilik bir liste hazırlıyorlar. Kenan Can 10 kişilik bir liste hazırlıyor. Oradaki güya tefecilik yapan veya ne bileyim iş adamlarının listesi. Aslında çok tefecilik de yapan değil ama mali durumu iyi olan insanları, işte buna da bir kılıf bulunacak, bunlar tefecilik yapıyor veya ne bileyim para satıyor gibi söylemlerle 10 kişilik bir liste yapıyorlar. Bunu Sedat'a veriyorlar. Diyorlar ki bunlar işte hepsi para sahibi, bu adamlardan para koparalım, bunlara karşı harekette bulunalım. Mehmet Ali Çiçek ismi önemli. Niye önemli? Mehmet Ali Çiçek Sadat'tan daha eskidir bu ortamlarda. Ve Sadat'ın da akıl hocalarından birisidir. Onların hatta Paşakapı cezaevinde çok eski bir resim var beraber. Tabii bunlar bu hareketlere başlıyorlar. Bandırma halen Kadıoğlu var, Fiyat Bayisi. Orada bir oluşum yapıyorlar. Bu Fiyat Bayisi'ne Kadıoğlu'na ateş ediyorlar. Ateş ettiriyorlar daha doğrusu. Sonrasında 4 kişi, yani 4 kişi genç arkadaşlar yine cezaevine geldiler Bandırma'ya. Benim yanıma geldiler. Ben o sırada tabii başka koğuşa geçtim. İlk geçtim koğuştan. O arkadaşlarla beraber kalmaya başladık. Sonraki dönemde Mehmet Ali Çiçek geldi oraya. Mehmet Ali Çiçek de aynı zamanda benim de cezaevi arkadaşım. Beraber cezaevinde de bulunduk. Onda kesinleşmiş bir cezası var. Sedat diyor ki ya işte sen de git oradan, hep beraber onun cezaevinde. O da o sebeple geldi. Beraber kaldık onunla da bir süre. Tabii bu hazırlanan listede kimler var? Bunun şeyde Ergenekon Mahkemesi'nin gizli tanık Hacı Poyraz Ergenekon Mahkemesi'ndeki ifadelerde aslında bu bandırma olayından da bahsediyor. Ama daha önce anlattığım gibi onun anlattıkları biraz konuyu tam bir yerinden başlıyor, bir yerinden bırakıyor. Oraya çok soru soruyorlar. Konular atladığı için konular tam yerine oturmuyor. Mesela orada Ceyer diye birinden bahsediyor. Ceyer dediği kişi Tusan. Tusan salça fabrikasının sahibi Ceyhun Tunç diye birisi. Tabii Sedat da geliyor Bandırma'ya bu olaydan sonra, Kadıoğlu'nun vurulması olayından sonra. Tabi biz o zaman Bandırma cezaevindeyiz. Tabi orada bir hareketlilik var. Herkes ismini duyuyor. Bu dönemde bu lakabı Ceyhun, Ergenekon mahkemelerinde de geçiyor ismi. Ceyhun Tunç. Tusan Salça Fabrikası'nın sahibi. Bunu geliyorlar. Fabrikasında adama yani baskın yapıyorlar. Bir nevi rehin alıyorlar. Zorluyorlar. Ve çok yüksek miktarda paralar alıyorlar. Bu parayı da nerede alıyorlar? Erdek'te Agrigento Oteli vardır. Agrigento Oteli aynı zamanda Manukya'nın manevi oğlu diye geçer, Osman Mırız. Rahmetli oldu o da yakınlarda. Osman Mırız'ın otelinde bu Ceyhun Tunç çok yüksek miktarda bir para getiriyor bavullarla. Bu parayı da orada teslim alıyorlar. Onun öncesinde de veya sonrasında tam hatırlamıyorum. Agrigento Oteli'de kurşunlama olayı oldu. Otele kurşunladılar. Daha sonra orada Sedat ve tayfası bayağı uzun bir süre kaldılar. Gittiler geldiler. Kullandılar orayı, o oteli. Bu takım işlerini yapmak için. Oradaki o bölgedeki iş adamlarını. Mesela bir tane şey vardı.
Bak abi Tenekeci Mehmet'ti ama soyadını çok hatırlamıyorum onun. O vardı. Yani bu birçok olay orada oldu. Bunların hepsi de azmettiricisi ve ne bileyim bu olayları organize eden kişi de Sedat'ın kendisidir. O dönemde tabii benim Gebze'den Bandırma'ya gidişimde ben Gebze'deyken galiba bu Nihat Yazıcı olayından, cinayet davasından galiba 2 defa çıktım mahkemeye. Üçüncü mahkemeye Bandırma'dan gittim. Bandırma böyle bir kış günüydü tam hatırlıyorum, böyle soğuk bir havaydı. Oranın da eski böyle bir Ford minibüs gibi bir şey var. Ceza ve aracı arızalıymış. Ford minibüsün arkası da böyle bagaj gibi bir şey. Bagaj gibi dedim yani, kapalı dört taraf saç. İçine böyle uydurma birkaç koltuk, sandalye bir şey koymuş, bağlamışlar. Bindik onun içine gittik. İçeriye de bir teneke mazot devrilmiş. Ben zaten her tarafım aşırı alerjiyim. İnanın buna. Yani bunu çok cezaevi meraklısı veya ne bileyim bu yollara meraklı arkadaşlar görsün, bilsin diye anlatıyorum. Karşılaşacaklarını, yaşayacaklarını görsünler, bilsinler diye anlatıyorum. Öyle güllük gülistanlık değil yani, sizin dizilerde izlediğiniz gibi değil. Tam cezaevindeyken belki içeride tabi gene rahat değilsiniz, dört duvardasınız ama en azından yatağınız var, yorganınız var, oturuyorsunuz. Ama onun dışında çektiğiniz sıkıntılar, çileler, geleniniz olmaz, gideniniz olmaz. İçeride sigara içiyorsanız bir sigaraya muhtaç olur. Onun için yerleri temizlemek, yapıyorum, milletin pisini temizlemek zorunda kalırsınız. Çok şükür öyle bir mağduriyet yaşamadım. Mağduriyet yaşamadım derken, Sedat tarafından değil. Öyle çok da bizi takip etmediler cezaevlerinde. Kendi yakınlarım vasıtasıyla rahat bir cezaevi hayatım oldu. Maddi yönden çok bir sıkıntı çekmedim. Daha sonrasında Bandırma'dan İstanbul Kartal Adliyesi'ne, bahsettiğim gibi araçla mahkemeye gittim. Nihat Yazıcı olayındaki cinayet davasının görülen duruşması için. Mahkeme çok uzun sürmedi. Dediğim gibi 3. mahkemeydi galiba. 3. mahkemede ceza aldım. Aldığım ceza ilk önce 24 yıldan başladı hakim saymaya. Hafifletici nedenler, işte buna benzer nedenlerle 6 yıl 8 ay hapis cezası, işte 10 ay silahtan, 6 yıl 8 ay, 10 ay, ayrıyeten bir 10 ay galiba. Toplamda 7,5-8 yıl gibi bir ceza aldım. Tabii orada mahkemenin karar evrakları daha sona geldi bize. Bu 3 hakimden, heyette 3 hakim var biliyorsunuz. 3 hakimden ikisi cezayı onaylıyor. Bir tanesi şerh düşüyor. Daha önceki videoyu izleyenler bilir. Olayın oluş şeklini anlattım zaten. Hakimin şerh düşme sebebi, olay yeri, fotoğrafları onu anlatmıştım. Gebze Cezaevi Karakol Komutanı Özgür Asubay getirmişti fotoğraflar. Bizde de var zaten. Sedat herkese gösteriyordu. Cebindeki çantasında gezdiriyordu. Herkese gösteriyordu. Orada unutulan bir şey var. Nihat Yazıcı öldüğü zaman parmaklarının arasında sigara var. Sağ elinde. İfadelerde kendisinin silah çektiği, boğuşma esnasında silahın bize geçtiği anlatılıyor. Tabi bunun gerçek olmadığı elindeki sigaradan anlaşılıyor. Elinde sigara olan birisi silah çekemez. Bu nedenledir ki hakimlerden birisi şerh koyuyor. Ama nasıl olduysa oldu gitti. Bu dosya aşağı yukarı 1 veya 2 ay demedi yani. Çok hızlı bir sürede Yargıtay'dan onaylandı, onayı geldi. O sırada 2 yıldır, 3 yıldır, 4 yıldır mahkemeye çıkmayı bekleyenler vardı. Bizim kaldığımız koğuşta, Bandırma cezaevinde hepsi şok oldular. Dediler ya bu nasıl oldu? Tabii o zaman benim davalarıma mahkemelerde giren avukatlar da enteresan. Şimdi ben 19 yaşında bir gencim ama mahkemede avukatlarım Ömer Yeşilyurt, Muhittin Yüzak, Şenol Birinci, Sadık Akıncılar. Bu tarz ülkenin pahalı diyebileceğimiz veya mafyamatik diyebileceğimiz avukatlar benim davalarıma, duruşmalarıma girdiler. O dönemde
Bir şey oldu bir de Sedat evlendi. Ben bandırma cezaevindeydim. O zaman o evlendi. Hatta resimlerde şairlere gidiyordu. Bize de geldi hatta işte evlendi falan diye. Düğün yapmıştı o dönemde. O dönemde enteresan bir şey de oldu Bandırma cezaevinde. Bandırma cezaevine o dönem Almanya'dan şartlı olarak İsa Erman hepsini ismini hepiniz bilirsiniz. İsa Erman şartlı olarak Türkiye'ye teslim edildi. O da Bandırma cezaevine geldi. Orada kalıyordu. O dönem Bandırma cezaevi çok hareketli bir yerdi. Tabii bu başta bahsettiğim fiyat bayisi, kadın vurulması olayından dolayı arkadaşlar cezaevindeler, bizde kalıyorlar. Mehmet Ali Çiçek geldi. Kesinleşmiş cezası var, teslim oldu. Mehmet Ali Çiçek şu yönden de önemli. Biraz önce bahsettiğim Sedat'ın ilk akıl hocalarındandır. Daha öncesinde de Mehmet Ali Çiçek'in namı vardı yani bu tam hatırlamıyorum ya İstanbul'da ya Adana'da galiba bir arkadaşıyla Bülent Ersoy'u dinlemeye gidiyorlar gazinoda. Bülent Ersoy'dan şarkı istiyorlar. Galiba Çırpınırdı Karadeniz istiyorlar. Söylemiyor. Ateş ediyorlar. Yanında da şey var. O dönem Kenan Evren'in korunması bir rütbeli falan gibi birisi var galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Mehmet Ali Çiçek ismi onun için önemlidir. Tabii orada bu olaylar olduğunda Kadıoğlu olayının mahkemesine Sedat Peker kendisi gelmedi ama çok kalabalık bir grup geldi. Kimler geldi mesela sayayım size. Mecnun Okyakmaz, şimdiki Sivas Spor Başkanı, Hacı Fikret Aydın, Zafer Salman, Varis Küçük. Ondan sonra Uger kardeşler diyorlar. Süleyman Uger, Zafer Uger. Sedat Peker Aksiyon dergisinde onlardan itirafçı diye bahsediyor ama o arkadaşlar aslında Türkmen bir ailenin çocuğu. Yani tam Kürt de değiller. Kürtçe de bilmezler yani. İyi de tanıyorum kendilerini. O dönem Sedat'ın onlara yakınlık göstermesinin sebebi o arkadaşlar mali durumları iyiydi ve bunların böyle taşıması ruhsatlı büyük silahları falan vardı yani. Onun için Sedat veya Mecnun hiç yanından ayrılmazdı o arkadaşları. Çünkü adamların elinde ruhsatlı silahları var. Yani silah taşımaya gerek yok başına bir şey gelirse. Ha, onların fedaisi değildi ama tabii ki silahın olması bir caydırıcı güçtür. Ondan sonra şey vardı. 46 İsmail diye geçer adı. Alaaddin Ulaş. Flash TV baskınının faillerinden. Efendime söyleyeyim. Tilki, lakabı Tilki'dir. Tilki Hüseyin, Hüseyin Eren. Hüseyin Eren eski PKK itirafçısıdır. Ve aynı zamanda Mecnun Okyakmaz'ın da bacanağıdır. Yani bu tip ilişkileri herkes çok bilmiyor. Ha, ayrıca Süleyman Uger de yani Sedat Peker'in bahsettiği Hanife Avcı benim yanıma PKK'lı itirafçıları yerleştirdi dediği, Aksiyon dergisinde röportaj verdiği, bunlar cinayetler işledi falan diye onlar hakkında ihbarda bulunduğu kişilerden Süleyman Öger, Sedat'ın nikah şahididir. Eşiyle birlikte Sedat Peker'in evliliğinde nikah şahitliği yapmıştır. Yani böyle enteresan ilişkiler ağı içerisinde herkesi hain edip ilan edip, herkesi kötü adam ilan edip Sedat kendisi bir yerlere çıkmaya çalıştı, çıktı. Herkesi bir şekilde yanından uzaklaştırdı. Tek adam olmaya oynadı. Ama her şey göründüğü gibi olsaydı deniz suyu mavi olurdu yani. O da bugüne kadarmış işte. Yani artık balonları patladı. Herkes onun gerçek yüzünü, kim olduğunu gördü, görmeye başladı. Ve daha da görecek. Ve daha da görecek. Artık insanları kandırması için farklı argümanlar, farklı yollar bulması lazım. Şu anda yurt dışında gizliyor. Oralarda da kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor ama herkes artık onun gerçek yüzünü, gerçek kimliğini anladı, görmeye başladı. O dönemde enteresan bir olay daha oldu. Size onu söyleyeyim. Perizonlara biliyorsunuz Susurluk kazası olarak geçen Abdullah Çatlı'nın kazasının olayı geçti. Ve bu olayı Türkiye'ye ilk duyuran kişi Veli Küçük'tür. Ve en enteresanı da tabii ben o zaman cezaevindeydim ama dediğim gibi böyle şuna inanın cezaevlerinde haber dışarıdan daha hızlı duyulur. Yani sizin dışarıda bir gün sonra 2 gün sonra duyduğunuz şeyler cezaevine artık nasıl olduğunu bilmiyorum ama inanın buna aynı gün aynı saatte gelir.
Dışarıda sizin birkaç gün sonra duyduğunuz olaylar. Abdullah Çağatlı'nın bu Suluk'ta olan kazanın haberi geldi. Televizyonlara düştü. Tabii o anda, o dönemde bir takım şeylerden haberim yoktu benim. Bilmiyordum. Ama sonraki dönemde Sedat Peker'in manevi oğlu, manevi kardeşi diye geçer, Olgun Peker, Giresunspor Başkanı. Bandırma'da dediğim gibi o da kaldı. Uzun süre geldi, orada kaldı. Daha sonraki süreçte biz Olgun'la görüştük. Karamsar Cezaevi'nde beraber de kaldık. Oraya gelip de gidiyordu. Beni değil, Atilla Peker'i ziyarete geliyordu. O dönemde yaptığımız sohbetlerde rahmetli Abdullah Çattı'nın kazadan sonra hastaneye gidip evraklarını imzalayan kişi Olgun Peker'dir. Kendi anlatımlarıdır bunlar. Eğer ki hava olsun veya ne bileyim kendini farklı göstermek istemediyse, ama farklı yerlerden de biliyorum. Kaza olduktan sonra hastaneye ilk giden kişilerden birisi Olgun Peker'dir. Yani bu konuların insanların daha iyi, daha detaylı bilmesi, neyin ne olduğunu görmesi gerekir. Bundan sonraki dönemde Sedat Peker gibi vatan millet sevdalısı diye kendini tanıtan ama tek derdi kendi sevdası olan, yani yıllardır Sedat'ın söylediği bir şey var. Bizim davamız, davamız, davamız diye. Ama inanın ben o davanın ne olduğunu hala anlayamadım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.